Merhabalar, ben Turul Arbaş. İyi işleri, havalı pozisyonları varken rahat batıp yeni limanlara yelken açan cesur isimlerin cesur hikayelerini dinlemek ve sizlerle paylaşmak için bu seriyi yapmaya karar verdim. Bana rahat batana kadar 31 yıl dünyanın değişik ülkelerinde tek bir firmada çalıştım. Üstelik son 16 yılı şoförlü sekreterli genel müdürlük rolüydü. En güzel zamanlarım ise 11 yılımı geçirdiğim Rusya oldu. Sonra dedim ya rahat battı, kendi işimi kurdum, yola çıktım, yoldan da çıktım denilebilir. İşte bu seride bana ilham ve cesaret veren, tanıdığım ya da ilk defa karşılaştığım isimleri davet ederek onların hikayesini sizlerle paylaşmak istedim. Bugünkü konuğum, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun olduktan sonra tam 17 yıl aile ofislerinde çalışıp, sonrasında rahat batıp kendi ofisini kuran ve bugüne kadar yurt dışında ve yurt içinde yaptığı işlerle sayısız ödül alan Mimar Emre Arolat. Emre Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şimdi öncelikle tanımadığınız birinden yani benden Rahat Battı adında bir podcast yapıyorum. İlk konuklarımdan biri olur musunuz diye bir mesaj aldığında ne düşünmüştünüz merak ediyorum. Valla e, galiba ismi hoşuma gitti. Cazip gözüktü. Sonra da sizinle bir kısa mesajlaşma sonucunda evet tabii neden olmasın diye bir fikir oluştu. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Ben çok teşekkür için. ederim. Sağ olun. Biraz sonra daha detaylı konuşurken anlatacağım niye özellikle ilk aklıma sizin geldiğinizi de. Şimdi mimarından Mimarlık Fakültesi ardından uzun yıllar ailenizin mimarlık ofisinde çalıştınız ve üstelik anneniz, babanız ve ailede çok da mimar var. Nasıl karar verdiniz ayrılmaya? Orada sizin bu karar vermeye yönelten şey ne oldu? Tabii birden çok fazla sebebi var. Sürecin de etkisi var. Aslında üniversiteden mezun olduktan sonra hemen bir yıl kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde çalıştım ve orada gördüğüm 50 kişilik yaklaşık bir mimarlık ofisinin ki o dönemde ben Amerika'ya gittiğim 80'lerin sonunda o dönemde Türkiye'deki mimarlık ofisleri bugünkü kadar kurumsallaşmış, bugünkü kadar farklı ölçekte işler yapan ofisler değildi. Önümüzde birkaç duayen diyebileceğimiz mimarın, çok da iyi mimarların ofisleri vardı örnek olarak. Ama hiçbirinin işletme bağlamında, idari bağlamda çok da böyle hani kendilerini geliştirmiş olduklarını söyleyemeyeceğim. Ama bu onların kabahati değildi. Çünkü sistem, piyasa, iş kapasitesi gibi konulara baktığınızda bugünkü donanımlarla, bugünkü potansiyellerle hiç ilgisi olmayan bir dünya vardı. Ben Amerika'da gördüğüm pek çok durumu, idari durumu, Türkiye'ye geldiğim zaman ki ben döndüğümde bizim ofisimizde sadece annem, babam ve bir kişi daha çalışıyordu. Bir miktar Türkiye'de nasıl hayata geçirebilirim diye düşünmeye başladım. Sonra işte çok da fazla takılmamaya, biraz annemle babamın su izinden gitmeye ve onların mimarlık anlayışını anlamaya çalışarak ...ofiste kendime bir yer edinmeye çalıştım. Bir demlenme dönemi olmuş evet, o zaman. Evet, evet. Şimdi yani bugünkü kuşak, yeni kuşakların, genç mimarların... ...çok fazla benimsemediği bir roldür bu. Bir tür çıraklık rolü diyelim. Çıraklıktan öğrenmeye çalışma durumu. Ben hakikaten 5 yıl boyunca neredeyse yapılan işi hiç sorgulamadan... ...sadece neden, nasıl ve hangi sahiplerle yapıldığını anlamaya çalışarak onlarla birlikte çok da öyle gece gündüz demeyeceğim. Bunu itiraf etmem lazım. <laughs> Biraz da sosyal hayatımı da güçlü tutarak diyelim paralelde bir beş yıl geçirdim. Daha sonra o beş yılın sonunda bir gün hiç unutmayacağım bunu. Bir projede babamın yaptığı bir eskizi değerlendirirken yahu bu acaba başka türlü de olamaz mıydı sorusunu kendime önce kendime Sonra eskizi biraz eleştirerek babama ve tabii ki anneme sordum. Doğrusu çok iyi karşılanmamıştı babam tarafından. Bu ne diyelim bir baş kaldırma gibi görünmüştü. Evet. Annem de o konuda daha bana yol açıcıydı, kapı açıcıydı. İyi ki. E, i̇yi ki evet. Ve aslında hakikaten ilk bir tür böyle eleştirel bakışı geliştirdiğim ve bunu böyle değil de böyle yapsak nasıl olur dediğim gündü o ve ben kendim oturup başka bir şey yapmıştım. Alternatif olarak. Alternatif olarak. Ve bir şekilde bizim babamla olan mesleki rekabetimiz diyeyim yavaş yavaş su yüzüne çıkmaya başladı. Fakat bu her seferinde açıkçası çok böyle geliştirici, kırıcı olmayan ve esasen iki taraftan da eleştirel bakılabilen bir süreç oldu. Benzer bir şeyi annemle Tersine bu sefer idari konuda yani ofisin nasıl idare edileceği Hı -hı. konusunda yaşamaya başladım. Hı -hı. Orada dünya o kadar kolay değildi. <gülüyor> Annemin bugüne <laughs> e, kadar oluşturduğu dominans diyelim, onu kırmak, oradan başka bir yerlere götürmek durumu çok kolay değildi. Onların kendine göre haklı tarafları vardı, pek çok ihtilal görmüşlerdi. Bana göre çok daha tutucu olmaları doğaldı çünkü. ...birçok ekonomik kriz görmüşlerdi. Büyütmek Dolayısıyla, mi evet, yani biraz bu konuda konserve bu konuda tutucu davrandılar. Bunu anlayabiliyorum. Evet. Ama bir taraftan da tabii benim de içim kaynıyor tabii. ve başka türlü çalışma düzenlerinin olabileceğini biliyorum. Görmüştünüz Amerika'da yaşamış. Gördüm olabileceğini gördüm. Hani hep Amerika'da bunlar olur da bizim yaşadığımız coğrafyada olmaz diye bir inanç vardır. O inancı kırmak için de biraz bayrakları açıp başka bir şeyler yapmaya başladım ofisin içinde. İşte kendime bir alternatif ekip oluşturdum. <laughs> Onlarla aslında annemle babamın çalışma sisteminin dışına çıkarak daha delege eden, biraz daha yönlendiren, her şeyi oturup kendi çizmek yerine biraz daha tartışarak, konuşarak projeler üreten, projenin sadece teknik bir durum olmadığını, aynı zamanda zihinsel bir mesele olduğunu belki çok daha fazla ortaya koyan bir süreç yaşadıktan sonra artık yavaş yavaş bu çekişmeler belirli bir noktaya geldi ve o gün daha işte birkaç ay önce ortaklık teklif ederek Evet, biz bu ofisten bir gün artık ayrılmalıyız dediğim, hı hı. E, şimdiki ortam Gonca ile birlikte, Gonca Paşolarla birlikte ayrılarak biz Arolat yerine EAA diye bir ofis kurduk. Çok beni sevindiren bir şekilde. Çok üzüldüğüm yaklaşık bir yıla yakın bir tür soğukluk döneminin sonucunda aileyle aileyle bu ayrılıktan sonra çünkü sert bir ayrılıktı bu. Bu ayrılıktan sonra bir yıl sonucunda biz tekrar bir araya gelerek bir miktar birlikte çalışma kararı aldık. Ve hakikaten onlar bulundukları ofisten çıkıp başka bir ofise geçtiler. Ama biz daha fazla paslaşarak çalışmaya başladık. Çok güzel olmuş ama. Birkaç bir sene sonra da bir gün annem beni telefonla aradı ve hadi artık ne yapacaksan yap babanı al yanına dedi. Tabii, ben de ikiniz güzel. birden gelirseniz olur dedim. Böylece aslında onlar ofislerini kapatarak bizim ofise geldik. Gerçekten mi? Geldi. Tabii. Aa, yani bu böyle abi. bir tür e, 4 yıl süren bir manevra diyelim. Bir çok, yani, çok patronaj güzelmiş. değişikliği çok manevrası. Güzel. Daha sonra babam hala her gün ofise geliyor şu babam, anda da. Tabii babam e, ha, maşallah. Bugün işte artık 89 yaşında, maşallah. seneye 90 yaşında olacak umuyorum. Her gün ofise geliyor. Annem biraz daha kızıyor bazen o yüzden çok fazla gelmiyor <laughs> ama böyle bir durumdu. Yani sebep olarak böyle tek bir şey söyleyemeyeceğim. Artık bir sürecin sonucunda kaçınılmaz bir durum gibi gözükmüştü. Bazen iyi ki de yapmışım diyorum. Evet, evet. Şimdi benim mesela gene dikkatimi çeken notlardan bir tanesi kendi ofisinizi açtıktan sonra belki de tasarladığınız ilk işlerden bir tanesi olan İpek Yol Tekstil Fabrikası ile 2010 yılında herhalde en prestijli ödüllerden biri olan Ahan Mimarlık Ödülünü aldınız. Üstelik ödül alan Ahan'da ilk endüstriyel Doğru. tasarım eserinizde. Şu anda da bu ödülün jürisinde yer alıyorsunuz. diye. Yürütme Kurulunda. Yürütme evet, Kurulundasınız. Evet, jürisinde yer aldım. 2016 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Master jury jüri denen jüride yer aldım. O dönemden beri de yürütme, yürütme Kurulundayım. Ne hissetmiştiniz ayrılıp ofisinizi kurup hemen arkasından bir ödülle ve en önemli ödüllerden biriyle ödül aldığınızda? Ee, şöyle aslında tam da öyle olmadı. Evet, biz ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra İpek Yol yapısını yaptık ama ödül epeyce sonra birkaç geldi. sene sonra geldi. Dolayısıyla o gün benim yani bir hele bir fabrika yapısı tasarlarken öyle bir ödül almak falan gibi aklımın ucundan dahi geçmiyordu böyle bir durum. Hatta şöyle de oldu gayet iyi hatırlıyorum. İpek Yol fabrikasının sahibi sevgili Yalçın Ayaydın bizim ofise benim daha doğrusu biraz sığındığım bir ofis diyelim çünkü biz ofisten ayrıldıktan yani annemle babamın ofisinden ayrıldıktan hı hı. sonra çok sevgili arkadaşım Arif Suya Batmaz'ın teşvik ede bir ofisi vardı biz onun yanına sığındık birkaç kişi ofisten ayrılan sağ olsun bir yıl baktı bize yani Neyse. sonra Arifi de alarak başka bir yere taşındık çünkü o arada biz böyle Büyüdürüz. çekirge sürüsü gibi <laughs> büyümeye başladık. İpek Yolda bizim dediğiniz gibi ilk projelerimizden biriydi. Ama çok da nazlanarak yaptığımız bir projeydi çünkü Yalçın ilk defa beni İhracatçılar Birliği kompleksinden tanıyor. O yapıyı da yıllar evvel biz tasarlamıştık. Oradan tanışıklığımız vardı ve gelip böyle bir yapıyı yap yapmayacağımızı sordu. Ben de ofiste çok net bir biçimde aslında tekstil fabrikası yapmadığımızı söyledim çünkü. Benim ailem anne tarafım tekstilci. Dayımın tekstil fabrikası vardı Bursa'da ve Bursa'daki neredeyse bütün tekstil fabrikalarını aşağı yukarı bilen birisi diyorsun. olarak işçilere çok kötü çalışma koşulları yaratan, önde böyle yakışıklı idari binalar yapıp arkada her türlü kepazeliğin <laughs> diyeceğim yani evet. çalışma koşulu olarak evet. ortada olduğu bir durumu ...benimsemiyordum ve Yalçın'a da ilk görüşmemizde... ...ya siz tekstil fabrikası diye cezaevleri yapıyorsunuz... ...ben bu işte pek yer almam diye söylemiştim. Yani Hatta o dönemde hiç de işimiz yoktu. Biraz da ortağım Gonca hafiften bozulmuştu bana yani. Niye bu kadar Yani şeyi? bu kadar işsizken niye böyle şeyler yapıyorsun gibi. Fakat şöyle oldu, 3-4 gün sonra Yalçın tekrar aradı ve bana... ...peki o zaman bana Avrupa'nın en iyi fabrikasını yap desem dedi. Ben dedim sen nasıl ben onu çizsem de yapmazsın ama istiyorsan bir şey yaparım dedim böyle oldu yani Müthiş iş ya, çok güzelmiş ee, Aslında şeyin de yani Ahan ödülünün de arka planında yapının Hani ne kadar yakışıklı olduğu ne kadar iyi bir yapı olduğu falan gibi konuların yanında belki onlardan daha da önemlisi bu yapının bu çalışma yapısının diyelim işte beyaz yakalılarla mavi yakalıları iç içe geçiren onlara eş mekan konforları sunan ve hatta oluşturduğu sosyal alanlar vasıtasıyla herkesin bir arada olduğu, ast üst ilişkisinin olmadığı işte avlularıyla, lokantalarıyla ama herkesin yemek yediği lokantalarıyla farklı bir yapı olması nedeniyle ödül verildi. Bu nedenle benim o ilk yalçın'a olan ilk çıkışımın karşılığında <laughs> bir karşılığı oldu. Çok güzel olmuş. Ee, evet tabii yalçın içinde enteresandı çünkü biz ödülü almaya beraber gittik katara. Ama çok güzelmiş. Çok da güzel günlerdi. Güzel evet, evet çok da güzelmiş hikayesi. Bilmiyordum ben. Tabii çok kafamda canlandırabiliyorum. Gördüğüm zaman işlerinizi dışarıdan bir cakalı olması yerine İçeride kalan insanların, çalışan insanların ya da misafirlerine daha önem veren yapılar olduğu kafamda hep oluşuyor. Çünkü dışarıdan değil içeride o keyfi hissettiren yapılar demek ki bu İpek Yolla ilk ödülünü almış. Sizin işlerinizi ben hakikaten çok severek takip Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Başlamadan önce de söyledim. Hep daha çok yani sanat eseri gibi bakıyorum işlerinize mimarlıktan ziyade. Sizi de kafamda kitap yazarken, sergiler düzenlerken hayal ediyorum. Sanıyorum 2012'de ilk İstanbul Bienalinde de Joseph Grima ile birlikte evet. bir küratörlükte görmüştüm. Doğru. Sanatın sizin mimarlık estetiğinizi nasıl beslediğini düşünüyorsunuz? Şöyle aslında sanatla mimarlık ilişkisi böyle çok tansiyonlu ve bana hep böyle tuhaf gelen, zor gelen bir ilişkidir. Hatta çok sorulan bir soru işte mimarlık bir sanat mıdır, değil midir sorusu ki ben mimarlığın önce bir meslek ve hizmet olduğunu düşünüyorum evet. sanattan ziyade. Ama sanatla mimarlık arasında galiba böyle zaman zaman örtük, zaman zaman çok daha ayyuka çıkmış olan, çok daha görülebilen bir tür pozisyon alma ilişkisi var. Yani sanat tabii ki mimarlıktan çok daha özgür bir alan. Bunu Hı -hı. kabul etmemiz lazım. Mimarlık çünkü her şeye rağmen bir tür ajanlık da demek. O günkü konjonktürün, o günkü sermayenin, o günkü yatırımların ajanlığı olduğu kadar Hı -hı. O günkü devlet yönetimlerinin, devlet yönelimlerinin, devlet politikalarının da bir tür ajanı haline geliyorsunuz ister istemez yaptıklarınızla. Halbuki sanat öyle bir alan değil. Daha sanat, sanat çok daha bağımsız bir alan. Evet. İşte ben mimarlığın sanata ne kadar çok yaklaşabilirse, bu çerçevede ne kadar çok yaklaşabilirse, özgürlük alanlarını ne kadar çok arttırabilirse o derece daha keyifli, yapmaya değer Hı -hı ve değerli olduğunu düşünenlerdenim. Kuşkusuz bunu her yapınızla ortaya koymanız söz konusu değil ama benim için bir yapının her ne kadar bu söylediğim yönelimlerden uzak gibi gözükse de her yapının içinde bir tür şerh olabileceğini, o güne kadar yapılmış olan ve gündemi oluşturan ve gündemin beklentilerini karşılamak yerine yeni gündemler oluşturabileceğini ve o yeni gündemlerin o kocaman zaman zaman kocaman bir yapının belirli bir bölümünü teşkil etse bile bir takım yeni ışıklar yakabileceğini düşünüyorum. Aksi takdirde yapılacak meslek değil zaten. Yani bu, bu da olmadığı sürece yani <laughs> evet. çok da anlamsız bir hale gelebilir. Çünkü sadece yakışıklı yapılar yapmak, sadece işte afilli bir takım nesneler oluşturmak haline geldiği zaman bu bambaşka bir yere gider. Evet. Sanatla mimarlık yapıtının ilişkisi dediğim gibi bu özgürlük alanlarının çakışması durumunda ...benim için anlamlı olmaya başlıyor. Çok çok güzel. Çok üretken bir mimarsınız. Alışılmış mimarların dışından ve neredeyse... ...dünyanın her yerinde işleriniz var, eserleriniz var. Var mı arasından en gurur duyduğum, en sevdiğim eser diyebileceğiniz... ...ya benim var da sizin var mı zordursun için... Doğrusu yok. Yani şimdi belki tuhaf gelebilir ama dinleyecek insanlara da ben yaptıklarından böyle çok mutlu olan, şahane bir şeyler yaptım, Değil çok misiniz? iyi becerdim diyen birisi değilim. Tersine biraz fazla acımasızca kendimi eleştiren birisiyim. O nedenle de yani hiçbir yapıya böyle tutkuyla bir bağlılık veya işte geriye dönüp baktığımda çok şahane, kusursuz bir şey oldu dediğimi hatırlamıyorum. Dolayısıyla Pek de öyle bir şeyim yok henüz ortaya çıkmamış olan çok klişe bir cevap olarak en iyi yapacağımı İştir. düşündüğüm iş <laughs> e, umuyorum bu, bu şeyi kaybetmem yani bir gün sanki geriye dönüp ben çok güzel şeyler yapmaya başladım galiba dediğimde bu işi bırakmam gerektiğini düşünüyorum. Peki şimdi bizler iş hayatından gelenler olarak doğru kararlar kadar yanlış kararlar da verdik ve veriyoruz ama bir binada, bir müzede, bir camide sonrasında geri dönüşü olmayacak kararlar vermeniz çok da mümkün değil. Yani iş hayatında düzeltebiliyoruz ya da başka bir karar alabiliyoruz. Hiç yapmaktan pişman olduğunuz ya da yapmasaydım dediğiniz bir iş var mı? Hayır, bugüne kadar olmadı. Çok şükrettiğim bir konu. Şurasını şöyle yapsaydım daha iyi olurdu demediğim hiçbir yapım yoktur. Ama evet. yani keşke bu yapıyı yapmasaydım dediğim bir yapım yoktu. Peki. Şimdi ben sizin adınızı bahsettiğim gibi Sancaklar Camii'nde duydum ve BBC'de evet. duymuştum. Sonrasında gidip ziyaret ettim. Dışarıdan ilk görüşte ve bahçeye girdiğimde cami gibi hissettirmeyen ama içine girdiğimde ise hiçbir camide hissetmediğim kadar mistik bir duygu yaşatan bir tasarımdı bana göre. Siz bu yapıyı tasarlarken nasıl bir... Yolculuk yaşadınız. Aa, evet bu çok ilginçti aslında. Benim için ilginç olmayan tarafı şu. Ben herhangi bir projeye başladığımda böyle kalem, kağıdı alıp ya da bilgisayarı alıp ya da işte maket malzemelerini alıp birdenbire tırnak içinde girişen mimarlardan değilim. Bunu beceremiyorum. Hı hı. Ee, böyle çizerek düşünmek gibi bir alışkanlığım da yeteneğim de yok. Kötü çizmem, iyi çizerim ama e, düşündüğüm neyse, uzun uzun düşündükten sonra o düşüncenin tortusunda meydana gelen durum neyse, bir kere de onu alıp çizmeyi e, doğru buluyorum. Dolayısıyla Sancaklar Camisinde de çok uzun bir araştırma ve öğrenme, anlama, kavrama, yorumlama süreci yaşadık. Bu tabi Sancaklar bir cami olduğu için belki. Daha önce yaptığım bazı başka projelerden biraz daha uzun sürdü. Bunu zaten benimle çalışmak isteyen, bu projeyi bana yaptırmak isteyen Sancaklar Vakfı'nın yetkililerine daha önce söylemiştim. Yanlış hatırlamıyorsam böyle 4-5 ay civarında sadece okuyarak, konuşarak işte bir takım fikirlerine güvendiğim bu konudaki bilgisine güvendiğim insanlara danışarak, onlarla Müftüler tartışarak... Müftülerle ya konuşmuşsunuz yani konuşmadınız... Tabii 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 müftülerle, her türlü din, din, din adamlarıyla. adamlarıyla, uluslararası İslam mimarlığı konusunda yetkin uluslararası mimarlarla, sosyologlarla, hatta e, din adamlarıyla konuştum. Evet. Ve neticede... Bu bir tür işte demin belki sözünü ettiğim bu özgürleşme alanını oluşturmak içindi. Çünkü bu konuşmalar olmadan belki de ne Kur'an'da ne de ciddiye alınabilir herhangi bir İslam yazınında caminin herhangi bir formunun olmadığı Hı -hı. konusunu bu kadar kolay içselleştiremeyebilirdim. Bir kere bu noktaya geldikten sonra bu özgürleşme alanı gerçekten sizin Kaçıldı? ayağınızın altına açılıyor ve o zaman bunun sadece bir cami değil aynı zamanda bir yapı aynı zamanda tam orada olan bir yapı aynı zamanda enteresan bir topografyası ilgi, ilgi çekici bir topografyası kullanılabilir bir topografik özelliği olan bir yerin yapısı aynı zamanda önünde çok büyük bir boşluk olan göle doğru açılan işte güneşin belirli hareketlerinin katkı koyabileceği bir yerde olması ve tabii bütün bunların dışında bütün bu yapısal fiziksel özelliklerin dışında anlamsal olarak da belirli bir pozisyon alabilmesi ve bunun politikasını kurması da mümkün gözüküyordu. Böyle bazen bazı şeyler de her şey yan yana gelir ve o iş gerçekleşir. Bazen de bir şey eksik olur ve o iş gerçekleşmez. Hı -hı. Bizim çok sayıda gerçekleşmemiş projemiz de var. Hatta bir makalesinde Alvara Şiza'nın daha doğrusu bir söyleşisinde iyi bir mimarın dünyadaki ortalamasını yani yapı yapma ortalamasını yüzde yirmi civarında olduğu yani on yapıdan on tasarımından ikisinin yapı haline geldi diğer sekizinin ise çöpe atıldığı konusunda Hı -hı. bir cevabı vardı. Bunu da şöyle söylüyordu: Eğer siz her çizdiğinizi yapı haline getirebiliyorsanız çok fazla işbirlikçi olmuşsunuz ve bir, evet birilerinin adamı <laughs> haline gelmişsiniz. Aksi takdirde böyle bir şey zaten olamaz evet. ve hatta hiç baş kaldırmıyorsunuz, Hı -hı. hiçbir Muhalif yönünüz yok derdi. Kabul ediyorsunuz. Kabul ediyorsunuz yani durumu kabul ediyorsunuz. Bu kolaycı bir durumdur. Açıkçası bir cami yaparken şimdi Sancaklar Camisi'nin hiç inşa edilmediği bir dünyada Sancaklar Gök Camisi gibi bir yapının bir cami olabileceğine dair hiçbir ipucu yoktu. Dolayısıyla o tamamen o duruma ait bir yapı olarak ortaya çıktı. Ve herhangi bir yeni bir tipoloji de önermiyor. Başka bir yerde Hı -hı. bambaşka bir cami evet. yapısı yapılabilir. Evet. Ama benim için süreç, sözünüzün yani daha doğrusu sorunuzun özet Hı -hı. cevabı olarak ilk 4-5 ay hiçbir şey yapma Yani hiçbir şey çizmediğimiz, düşünerek. düşünerek, konuşarak çok yoğun bir tartışma süreci geçirdiğimiz ki bu konuda... En uzun sancaklar mı peki? Yani Hayır daha uzunları da, da var. Tabii tabii yani bir sene hiçbir şey yapamadığımız projeler de evet. var ve şu anda da var evet. <laughs> açıkçası. Birkaç proje var şu evet, anda çalıştığımız... tasarlıyor olduğumuz yani 5 aydır falan önümde böyle can çekişiyor, <gülüyor> kıvranıyor. <gülüyor> ee, mesela sancaklarda biz fikri belirli bir noktaya taşıdıktan sonra çok kolay gelişti. Yani onun ete kemiğe bürünme evet. süreci çok kısaydı. Bu konuda sevgili Nil Aynalı Eyleri ve Leyla Kori'yi bir tarafa koyup benimle birlikte tasarlayan iki arkadaşım olarak mutlaka isimlerini geçirmek isterim. Çünkü hakikaten ciddi tartışmalar oldu. Ve ben onlara hep şunu söyledim, bu yapı büyük ihtimalle inşa edilmeyecek <laughs> ama en kötü ihtimalle bir akademik çalışma gibi görelim. Evet. Biz doğru bildiğimizi yapalım dedim ve evet dediğim gibi her şey üst üste, yan yana neyse doğru çok zamanda zatırdı. doğru yerde oldu ve inşa edilme şansı buldu. Evet. Belki bugün olsa bulamayabilirdim. Bilmiyorum. İkinci benim favori işim de Antakya ve Müze Otel. Evet. Biraz konuşmak istediğim, Antakya benim için çok özel bir yer oldu ve her zamanda olacak. Çok defa gitmiş olmama rağmen sizin Antakya Müze Oteli'nin açılışını duyunca biz bu sefer Antakya'ya değil oteli görmeye gittik. Ve hakikaten Antakya'yı da gezdik ve görmediğimiz bir süreyi de görmemizi sağladı. Bu nasıl oluştu? Çünkü 6 müze, 6 kazılar, 3 otel bunun sürecinde var mı bize söyleyeceğiniz? Ee, tabii aslında doğrusu 2009 yılı sanıyorum. Antakya Otel'in inisiyatörü, yapımcısı olan Asfıroğlu ailesi Necmi Asfıroğlu yönetiminde. O alan kendilerinin yani yaklaşık 20 bin metrekareye yakın bir alan. Orayı daha önce imalat ve depo olarak kullanıyorlardı bildiğim kadarıyla. Ve orada bir otel yapmaya karar veriyorlar. Müzeye de ulus, çok yakın galiba değil mi? Yeni müzeye de çok yakın. E, yakın ama yeni müze de ondan sonra Yapıldı. bildiğim kadarıyla Doğru, e, karar verildi. Geldin. Esas yakın olduğu yer Saint Pierre Kilisesi, Kilisesi işte. çok çok yakında evet. tam işte Kurtuluş Caddesi üzerinde bir artık o caddenin son bölümünde köşe bir arazi değerli bir yer ama işte Necmi Beyler bir mimarla birlikte bir proje yapıyorlar. O mimarın kim olduğunu hala bilmiyorum. Ve bir uluslararası... <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> uluslararası bir firmayla anlaşıyorlar. Yapımcı fir şey, işletme firmasıyla. Ve o firmanın ihtiyaç programı geliyor. İşte orada iki tane bodrum kat öngörülüyor. Bir takım servis mekanları, garaj mekanları için. Ve diyorlar ki yani biz Antakya'da bodrum kat yapmayız. Çünkü kazınca bir şeyler çıkar. Sonra başımız belaya girebilir. Ama bu uluslararası firma kendi standartları var ve hayır öyle şey olmaz. Yani herhalde bir yer bulursunuz yapacak diyorlar ve kazı devam ediyor ama bildiğimiz sondajlar yapılıyor. Ve o sırada tabii bir şeyler çıkmaya başlıyor. Bu arada anıtlar ve Antakya Müzesi duyum üzerine oraya gidiyor ve inşaatı mühürlüyor. Bildiğim kadarıyla Hı -hı. burada yanılıyor olabilirim Hı -hı. bazı şeylerde, Hı -hı. E, tanımlarda ama bana öyle anlatıldı. Daha sonra da diyorlar ki işte siz burada bir bilimsel kazı yapmanız lazım, bir arkeolojik kazı yapmanız lazım. Bunun üzerine Necmi Bey bir bilim kurulu oluşturuyor. İçinde deneyimli arkeologların, hocaların, sanat tarihçilerinin olduğu ve e, mimarlık tarihçilerinde olduğu. O mimarlık tarihçilerinden bir tanesi olan e, Uğur Tanyeli bir gün beni aradı her yerde söylüyorum onun araması pek iyi alamet olmayabilir <laughs> çünkü o aradığında acaba gene ne halt ettim? Beni niye arıyor diye düşünebilirsiniz. Hangi <laughs> için duracak? Ee, yo durdurmaz, hiçbir şey yapmaz ama bir şey yapabilir. Mı? Hayır, o zorlaştırmaz, sadece eleştirir. Yani <laughs> o bir akademisyen olarak evet. eleştirir. Gerçi beni telefonla arayıp hiç eleştirmemişti. Ben de merakla telefonu açtım ve Antakya'da böyle bir durumdan söz etti. Ortada bir kazı durumu var. Bir otel yapılmak isteniyor ama diğer mimarla yolları ayrılmış. Onun yeteri kadar bu işin içinde olmadığını ve yeterli hassasiyeti göstermediğini düşünerek Necmi Bey onunla yollarını ay ayırmış ve başka bir mimarla devam etmek istiyor. Uğur'un söylediği, Uğur söylediği de şuydu. Hani buraya sizin gelip bir bakmanızı isterim dedi. Hakikaten gittiğimde dehşete kapıldım ve ilk sözüm herhalde burada bir otel yapmayı düşünmüyorsunuzdu. Dediniz. Tabii ki. Yani benim benim böyle bir iyi bir şey yani olumlu bir evet. şey söyleyeceğimi düşünen Necmi Bey epey bir hayal kırıklığına uğradı tabii ki. Daha sonra bir şekilde işte akşam orada kaldım başka bir otelde. işte şaraplar içildi. Arkeolog grubun başında olan Profesör Hatice Pamirle ve benimle birlikte oraya gelmiş olan o zaman mimarlık okumayı düşünen kızımla birlikte bir akşam geçirdik. Ve onlar beni çok eleştirdiler. İkisi de Necmi Bey'i hayal kırıklığına uğrattığım için, çok hızlı kestirip attığım için. Hı hı. Ben de bunun üstüne peki işte ertesi sabah erken olan daha uçağımızı bakalım. geç vakte alarak bir daha bakalım dedim. Ve önce tepeye çıkıp Habibi Necar Tepesi'ne çıkıp şehrin ve o bölgenin nasıl gözüktüğünü anlamaya çalıştım. Daha sonra kentin içinde, kent sokaklarında maalesef bugün var olmayan maalesef, sokaklarda... Evet epeyce bir dolaştıktan sonra alana geri dönüp kafamda bir takım fikirler oluştuğunu ama bunların çok zor olduğunu, bu yapım için ciddi bir değişiklik ve bütçe değişikliği gerektiğini, bunun çok meşakkatli bir yol olduğunu söyleyerek Necmi Bey'e onu uyararak bir şeyler çizebileceğimi ama yolunun çok zor olacağını söylemeye gayret ettim. Necmi Bey bu işi biraz böyle bir tür hani ekonomik yatırımdan ziyade bir tür kültürel ve ne diyelim kendi kentine bir hediye gibi görüyordu anladığım kadarıyla hala öyle görüyor bir şekilde bu yola bu şekilde çıkıldı, çıkıldı. ve e, hakikaten zor bir yolculuk oldu yaklaşık 10 yıl sürdü bizim oradaki çalışmalarımız ve de çok ciddi bir hem enerji hem zaman olarak hakikaten yaptığımız en zor işlerden biriydi. İyi ki de yapmışınız ayakta kalmaya devam eden az sayıda güzel işten bir tanesi olarak devam ediyor. Şimdi artık ben dediğim gibi işleri gördüğüm zaman biraz canlandırıyorum ve Emre Arolat işidir demeye başlıyorum. Bu bazen ev, bazen otel, bazen de müze oluyor. Ben de şöyle bir etki yaratıyor. Dışarıdan baktığım zaman çok dikkat çekmeyen ama içine girdiğinizde çalışanlar ya da yatanlar, müşteriler için Kutu ya da konteynerlar hissi veren fonksiyonel olarak düşünülmüş işler gibi geliyor. Benim kişisel hissiyatım bu. Siz nasıl tanımlarsınız Emre Oralat'ın tasarım tarzı olarak ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir yol izliyorsunuz? Şimdi çok kabaca yani biraz indirgeyerek mimarlık yapma biçimini ikiye ayırdığımı söyleyebilirim. Bunlardan bir tanesi ve çok daha popüler olanı, ikinciye göre çok daha popüler olanı bir tür çizgisel imza mimarlığıdır. Yani aslında sizin gerçekten fiziksel olarak uzaktan bakıldığında görülen bir üslubunuz vardır ve o üslup, o çizgi her yerde Hı -hı. bir Hayır. şekilde tekrar eder. Evet. Yani her türlü coğrafyada her türlü bağlamda her türlü durumda tekrar eden şey çizginin kendisidir, formun kendisidir ama form bunu çok ustaca yapan mimarlar tarafından o duruma ne diyelim uyarlanmıştır. Hı hı. Bunun ikincisi ise ikinci yapma biçimi ise ki ben kendimi daha fazla oraya yakın hissediyorum. Her seferinde konuyu tekrar düşünerek ve mümkün olduğu kadar bu söylediğim anlamda bir çizgisel üslubu arka plana atarak Hatta bunu kendini tekrar etmek gibi görme tehlikesini de orta yerde bulunduran bir insiyak, bir yönelim. Burada ne oluyor? Burada bağlamın ne olduğu, durumun ne olduğu her türlü veçeleriyle, çok farklı özellikleriyle önce bir entelektüel tasarım sepeti varsa onun içine atılıyor. Her şey birbiriyle çarpıştırılıyor, uzun uzun konuşuluyor. Bunun içinde işte bir yerin çok geniş bağlamda bağlamdan bahsediyorum. İşte bir yerin sosyolojisi, demografisi, politik yönelimleri, fiziksel verileri, rüzgarı, güneşi, her neyse topografisi bütün bunlar bu sepette ne diyelim işte birbirleriyle çarpıştırılarak bazı konular önceleniyor. Hı hı. Ve o zaman o projenin ana omurgasını oluşturan bir tür zihinsel izlek belirliyor ve o zihinsel izleyi siz yavaş yavaş veya bazen de çok daha hızlı bir şekilde ete kemiğe büründürecek fiziksel yapıyı kuruyorsunuz. Yani önce projenin kendi hikayesini, kendi sorunlarını, kendi durumunu oluşturup ondan sonra onu fizikselleştirdiğinizde bunların birbirine üslupsal olarak yaklaşması zaten neredeyse mümkün olmuyor. Ama sizin söylediğiniz bu konteyner meselesi söz gelin bizim iki yapımızda birbirine benzerlik oluşturuyor. Bunlardan bir tanesi Antakya'dır, birisi de Resim Heykel Müzesi'dir. Doğru. Ancak ikisinin bambaşka iki sebebi var öyle yapmak için. Bir tanesi bir yerde bir tür mecburiyet çünkü Antakya'da bu oda bölümlerinin arazide oluşturulması, arazide konvansiyonel bildik bir inşaat tekniğiyle teknolojisiyle yapılması olanaksızdı çünkü altta Bize pek var. çok kalıntılı kalıntılar vardı. Hı hı. Dolayısıyla bizim için bir rüya gibiydi ama biz bu kutuların hepsini ee, işte yaklaşık birkaç kilometre uzaklıkta bir yerde yaptık. Ve sonra hepsini koca koca kamyonlarla birer birer getirerek tek tek oldukları yerlere vinçlerle yerleştirdik. Ya, hiç böyle düşünmemiştim. Müthişmiş. Tabii. Şey ise resim heykel müzesi ise gene benzer bir dönemde tasarladığımız bir yapıydı ama orada da galeriler arasında bir tür gezinti yolu, bir tür izlek oluşturup farklı mekanları birbirine bağlayan bu yollar vasıtasıyla insanların müzenin içinde dolaşırken dahi kentle ilişki kurabildiği bir durumu ortaya koyabilmek için ve istedikleri zaman bu white box ya da black box dediğimiz steril Eserle izleyeni baş başa bırakan, başka da hiçbir şey söylemeyen, sizi hiç rahatsız etmeyen ortamları yata, yaratabilecek kutular yapmayı evet, çok planladık. Iyi anladım şimdi, evet. Dolayısıyla yani ikisinin bambaşka iki Nedeni şeyi vardır. Var? Ama formla olarak birbirlerini hatırlatırlar. Ne bileyim yeri gelir belki bir başka projede gene Yine benzer bir şey olabilir. yapabiliriz. Ama evet. bu bizim için bir stil değil. Evet. Yani bu doğrudan doğruya işte o zihinsel izleyin bizi götürdüğü yer. Bazen tesadüfen bu yerler birbirine e, fiziksel olarak da benzeyebiliyor. Şimdi çok beğenilen aynı zamanda eleştirilen de bir mimarsınız. Hatta Türkiye'de en çok ismi bilinen ve konuşulan mimarsınız da diyebiliriz. Sadece Türkiye'de değil yurt dışında da öyle. Sanırım bendeki düşünce hem zorluyu hem müze oteli hem Sancaklar Camini hem Mecidiyeköy Likör Fabrikası'nı yapıyor olmanızın bir etkisi var. Nasıl iş seçersiniz? Reddettiğiniz iş oluyor mu? Reddettiğim çok sayıda iş oluyor. Benim dünya görüşüme uygun olmayan, yapılmasını zararlı bulduğum her türlü işi reddettim. Şöyle bir laf vardır ya ben yapmasam nasıl olsa birisi yapacak bari ben yapayım da iyi yap yapılsın. Buna da kesinlikle karşıyım. Zannedilir bazı mimar, özellikle mimar dostlarımız diyeyim tarafından ki şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Beni en çok eleştirenler mimarlardır. Hı hı. Bu dostlarımız tarafından böyle bir yakıştırma yapılır işte. Emre böyle bir söylemi var diye. Hayır ben bu cümleyi hayatımda hiç kurmadım. Yani ben olmasam başkası yapacak bari ben yapayım cümlesini doğru da bulmuyorum. Hı hı. Hayır öyle değil ama diyelim ki işte Zorlu'da da, Mecliye Köyü'deki kulelerde de ben dünya görüşüme aykırı bir şey yapmadım. Kent adına zararlı olduğunu düşündüğüm bir şey de yapmadım. Ben hala o yapıların arkasındayım ve oraya yapılabilecek doğru yapılar olduklarını düşünüyorum. Kente katkılarının da uzun vadede, orta vadede ve kısa vadede çeşitli farklı gruplar tarafından daha iyi anlaşıldığını görüyorum. Dolayısıyla yani Sancaklar Camisini de çok eleştiren var hatta Kesin. bazı mimarlar mesela işte Doğu Almanya'da eski Doğu Almanya'da evet. bir kiliseye benzetiyorlar evet. ve oradan işte Emre oradan görmüş de yapmış gibi şeyler söyleyenler de var. Yani hayatımda ocağı şeyi o kiliseyi, kiliseyi. hiç görmemiştim. Önemli değil bunu konuşurum hı hı. da uzun uzun başka yerlerde. Üstelik o kilisenin birkaç fotoğrafını görerek bunlar söyleniyor. Hani yerine gidip baktığınızda yapının alakası bile yok. Bambaşka bir yapı aslında ama bazı fotoğrafları birbirine benzeyebilir ya. olabilir tabii. yani. Ben de baktım. Bir, bir merak edip. Tabii tabii ışığın kesmesi işte bir slit üzeri bir yarık üzerinden ışığın belirli bir yere düşmesi ama yani dua edilen, ikisinde dua edilen veya işte birinde evet. namaz kılınan öbüründe dua edilen yere baktığınızda birisi ortada duran koskoca bir yapı, diğeri hiç de öyle olmayan bir Tabii, yapı. Tabii neredeyse işi. gözükmüyor dışarıda. Tabii. Şimdi şöyle bir örnek daha vereyim. Ben Ahan Mimarlık Ödülü'nü aldım demin de konuştuğumuz <laughs> gibi. O ödülü aldıktan sonra bine yakın mesaj aldım. Bunların kimisi telefon mesajıydı, kimisi mail yoluyla aldığım mesajlardı. Bunlardan sadece iki elin parmaklarını geçmeyecek kadarı mimarlardan gelmişti. Evet. Ve bunların çok önemli bir bölümü birkaç tane yakın mimar arkadaşım ve annemle babamın kuşağındaki mimarlardı. Onlar da beni mimar olarak değil oğulları gibi gördükleri evet. için bence tebrik ediyorlardı. Veya beni öyle evet. sevdikleri için böyle tebrik ediyorlardı. Bunu hiç unutmayacağım. Evet. Ee, yani <laughs> Gene Uğur Tanyeli'den bir örnek vereyim. Hep bana şunu söyler. Bu coğrafyada hiçbir zaman iyi şeyler cezasız kalmaz der. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden. Doğrudur. E, yani ben he, her yaptığım şeyin iyi olduğunu iddia edecek kadar ahmakça bir şey evet, söylemeyeceğim. Evet. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu eleştirilerin pek çoğunu önemsiyorum. Ama bir da hiç önemsemiyorum. Hı -hı. Çünkü sadece kötü niyetle yapıldıklarını biliyorum. Zaten herhalde. İyi yapılan işlerin eleştirildiği tek ülkede biziz gibi geliyor bana. Belki tek değil ama yani bu e, çok, biraz biraz Doğu çok. kültürüne ait bir şey. şeydir evet. çünkü yani çok da aslında bu çok makul ve anlaşılabilir evet. bir şey. Yani eğer bir gün Türkiye'de yaşayan mimarlar arasında işte Ahan hmm. mimarlık hmm. ödülünü almış. 2 kişi yerine 25 kişi olursa ne bileyim işte bir evet. e, Amerika'da veya Avrupa'da çok önemli üniversitelerde atölye yürüten, ders veren üç kişi değil de 30 kişi olursa e, böyle olmaz. Değişir. Ama ben şunu da görüyorum ve önemsiyorum açıkçası. Şimdi bu kadar çok takip edilen bir mimar bence dünyada da az yani 90 95 bin takipçiniz var. Bu sadece mimarlar tarafından değil, sizi gerçekten seven ve beğenen bir kitlenin de olduğunu gösteriyor. Burada şu örneği de vermek istiyorum. Mesela gene araştırırken sizinle ilgili okudum en iyi yorumu paylaşmak istiyorum. En beğendiğim yorumu. Ben Daha, de merak ettim şimdi. Ama yani hakikaten çok etkileyiciydi bu. Notuma da aldım. Dağ Taşa illaki bir proje yapılacaksa bırakın Emre Arulat yapsın. Yerel yöneticinin, yatırımcının, şirketin düşünmediğini o düşünür. Yani sağ olsun. Burada tabii bir şey var. Bir küçük durum var. Hani dağ taşa illa bina yapılacaksa diye bir tırnak içinde hı hı. anılması gereken bir durum var. Yani dağ taşa da illa bina yapmaya da gerek, gerek yok. yok. O da ayrı. Ha yani buradaki yorumun içinde bir tür beceriden, bir tür düşünceden söz ediliyorsa tabii ki o kısmı benim için sevindirici. Ama şunu söylemek lazım yani hakikaten belki bir gün hani bu işin artık daha fazla sonuna yaklaştığımı düşündüğümde hı hı. hangi işleri kabul etmediğimi ve şu anda Yazarsınız. ortada duran hangi işleri kabul etmediğimi söylemek ister miyim? Çok emin değilim ama isteyebilirim. O zaman hakikaten belki bazı bazı şeyleri daha evet. iyi ifade edebilirim. Bu yorum sizin Ovacık'taki saha gezisinin altından okuduğum hmm, bir yorumdu. Hmm, hmm, hmm. Yani zaten hani sit alanı olan ya da bir alan değil. Yani orada zaten evet, evet, muhtemelen evet. bir inşaat ve izni ayrı, olan bir yer. <laughs> Ayrıca o projeyi de biz yapamıyoruz. Başka bir mimara <gülüyor> verdiler. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ama işte sizin yapmanız isteniyormuş diye evet. okuyorum. Benim de hoşuma giden bir yorum oldu. Şeyi de merak ediyorum. Şimdi sizin projeleriniz ya da işleriniz gerçekten farklı ve değişik bakış açıları getiren işler nasıl ikna ediyorsunuz kişi ya da kurumları, sizden iş isteyenleri? hiç ortasında işi bıraktığınız oldu mu mesela? Birkaç kere oldu evet. Yani senkronize olamadığımızı hı. anladığım noktada hı hı. bıraktığım oldu. Ama ortasında değil hı hı. sanıyorum hep başındadır. Başında. Şöyle söyleyeyim yani e, bugün mimarlık alanı gerçekten sadece proje çizmekle veya proje üretmekle veya sadece yapıyı üretmekle kaim değil. Bu alanın bir tür istişare alanı olduğunu, bir tür ikna alanı olduğunu söylemek lazım. Eğer demin ki Alvaro Siza e, örneğinde olduğu gibi gündemde zaten sizden veya durumdan bekleneni bir tür reçete gibi veriyorsanız ve sizden beklenen dışında herhangi bir durumu ortaya koymuyorsanız işiniz kolay. O zaman bir ikna sürecine Gerek muhtemelen mi? ihtiyaç olmayacaktır. Evet. Ama sizden bekleneni vermek yerine bir ters köşe yaptığınızda ve o zaman oturup konuşmanız gerekiyor. Yani benim hakikaten zaman içinde öğrendiğimi düşündüğüm, yavaş yavaş daha iyi yaptığımı zannettiğim işlerden bir tanesi de bu. Yoksa mesela Sancaklar Camisi'nin sunumuna gelen bir aileyle birlikte, vakıf üyeleriyle birlikte gelen Büyükçekmece Müftüsü şöyle demişti, ben bu projeyi Emre Bey bu şekilde anlatmasaydı önüme bunların bu evet. işte imajları, çizimleri gelseydi kabul etmezdim. Ama o anlatınca anladım ve evet burada neden böyle bir cami olmasın diyebilirim şu anda diye beni çok şaşırtan ve aslında evet. sevindiren evet, de bir güzeldi. konuşma yapmıştı evet. ve hatta ailenin biraz tutucu tarafta duranlarını da ikna etmişti benimle birlikte zaten. evet. Ama bunu çok önemli buluyorum. Bazen de bu ikna dediğimiz şey böyle haftalar alır. Hı, hı. Söz gelimi şu anda ismini vermeyeyim ama dinlerse anlar kendisi bir müşteri grubunun İstanbul'un dışında Anadolu'da bir Anadolu veya işte Kuzey Anadolu diyelim. Bir proje yapıyoruz ve o projede verilmiş olan emsal hakkını o yere uyguladığınızda her türlü cambazlığı da yapsanız o işin olumlu bir katkı koymayacağını üzerinde bir miktar çalıştıktan sonra gördüm ve kendilerine şunu teklif ettim. Ben bu işi hemen bırakayım, bir başka mimarla devam edin ya da yani %20 %30 civarında bizim bu emsali kullanmamamız lazım. Eksik kullanmamız lazım. Bu Türkiye'de çok yapılan bir şey değildir. Yani bu söylenir belki çok kere ama sonuçta bu uygulanmaz. Ya işi, hayata geçmez. Hayata geçmez böyle bir şey olmaz. Evet. Kim ya hiçbir yatırımcı buna kolay kolay razı olmaz. Ama şu anda henüz hala bizi devam ettiriyorlar ve bu şaşırtıcı da evet, bir durum. Bu da Peki güzel. siz ne istiyorsanız öyle yapalım? dediler ve biz şimdilik yürüyoruz yani. <laughs> belki seneye <laughs> ben size bir mesaj yazıp olmadı o iş diyebilirim ya da belki de size bitmiş projenin görsellerini gönderebilirim evet. ama yani işte bu ikna meselesi de tabii ki bir günde olmadı. Onlar bulundukları şehirden İstanbul'a geldiler, Hı. birkaç kere geldiler, işte pek çok maket üzerinde konuşmalar yaptık, kitleler üzerinde konuşmalar yaptık. Şu anda ikna olmuş görülüyorlar, görünüyorlar. Ama bunlar tabii böyle çok uzun ve zor süreçler. İyi anlatmanız lazım. Evet. Yani eğer siz hissediyorsanız, aslında daha siz inanıyorsanız çok daha iyi anlatmaya çok da iyi. başlıyorsunuz. Çok çok doğru. Önce Elazığ depreminin ardından Umut Elazığ projesini doğru. başlatmıştınız. Arkasından 6 Şubat'ta daha büyük bir felaket yaşadık. Depremde yıkılan şehirlerin tekrar ayağa kaldırılması için de Mart ayında sizin içinde olduğunuz Ortak Akıl Antakya platformu çalışmalara başladı. Platformun çok merak ediyorum yani Antakya'yı çok seven ve yakından takip eden biri olarak... ...hayata geçmesinden Mart'tan bu yana gelişmeler nasıl gidiyor... ...ve Antakya tarihini, kültürünü ve çok katmanlılığını koruyarak yeniden hayata döner mi? Antakya tarihini, kültürünü ve çok katmanlılığını aynı şekilde koruyarak hayata dönemez. dönemez. Bir defa bunu bir kabul etmek lazım. Evet. Ama o değerleri belki formel olarak biçimsel olarak tam da aynısı olmadan hatta bence daha da olumlu bir hale getirerek yaşatmayı sürdürebilir. Çok katmanlılık sadece fiziksel bir yapı değildi. Değil. Sosyolojik de bir yapıydı, evet. demografik de bir yapıydı. Bu zaten hazırda var ve onun fiziksel yapıyla entegre olması önemli bir mesele ama imkansız değil. Hı hı. Çok kültürlülük zaten olan bir durum. O tarihsel doku dediğimiz dokunun da esasen bir takım belirgin ögelerinin tekrar ihya edilmesi, geri kalan daha sivil mimarlık örnekleri diyebileceğimiz ya da daha belki tescil edilmemiş ama ona rağmen doku olarak çok değerli olan o dokuyu da bir şekilde belki taklit etmeden ama bugünkü şartlara da uygun olarak Yeni kuşaklara aktaracak bir yöntem bulunabilir. Aslında bizim bütün uğraşımız da bu yönde. Tabi burada demin anlattığım tekil proje ikna süreçlerinin çok ötesinde, çok daha büyük, zorluyor. ciddi bir zorluk ve ikna meselesi evet. var. Önce kendi içimizde bir bir kişi değiliz, 10 kişi de değiliz, 50 kişi de değiliz, 150 kişiyiz ve hatta daha bu çember giderek açılıyor ve sayımız artıyor çok farklı gruplarla hem yerel hem de yerel olmayan çok farklı gruplarla hem ulusal hem de uluslararası gruplarla işbirliği içindeyiz ve dolayısıyla aslında uzun edimli bir iş olarak bir tür açık planlama felsefesini ki Türkiye'de şimdiye kadar hiç adı bile çok az edilmiş bir felsefeyi ortaya koyuyoruz. Bugünkü merkezi hükümetin Seçime kadarki politikaları ve ortaya koydukları söylemlere tamamen ters düşen bir yönelim hı hı. bu. Ama bundan sonrasında belki daha kolay bir ikna süreci de bulabiliriz. Hı hı. Ee, o günden beri çalışmalarımız sürüyor. Bir ofisimiz İstanbul'da sadece bu iş için bir ofis kuruldu. O ofis çalışmaya başlıyor. Sadece mimarlar değil değil mi Emre Bey? Her kesimden insan mı var? Bunun içinde mimarlar, şehir plancıları, kent plancıları, sosyologlar, sosyal antropologlar, mühendisler ama her türlü Hı -hı. her disiplinden, strüktür mühendisi, mekanik mühendisi, elektrik mühendisi, her türlü eğitimci, sağlıkla ilgili konularla ilgili çok değerli tıp uzmanları, rekreasyon uzmanları, sanatçılar. Çok, çok yani e, neredeyse bütün disiplinleri kapsayan bir kitle ve açıkçası hani bunu çok da çekinmeden söyleyeceğim. Bu coğrafyada işini çok iyi yaptığını düşündüğümüz ve öncü olduğunu düşündüğümüz neredeyse herkesin içinde bulunduğu bir alan, ortak akıl takya platformu. Hasbel kader bizim 3-4 kişi bir araya gelip de ortak olarak başlattığımız, başlattığımız ama etkisini <laughs> çok daha geniş bir kitle olarak var edeceğini umduğumuz evet. ama işinin de çok zor olduğunu bildiğimiz <laughs> bir durum zaman ne gösterecek hep beraber bakacağız. Ama umut verici geldi bana kulağıma yani sizin de içinde olmanız umudumu arttırdı. Şimdi ben gelirken şeyi düşünmüştüm. En sevdiğim Şehirler neresi ve neden diye. Hmm. Tiflis herhalde benim ilk aklıma gelen şehir, en sevdiğim. Özellikle evlerin yapısı, dokusu. Belki de parasızlıktan ve ekonominin o kötü olmasından dolayı yenilenememiş olması ama korunmuş olması. Araları yayılan heykeller, çok sanatçı da yetiştiren bir yer. Bana her gittiğimde çok iyi geliyor ve hiç vazgeçmiyorum gitmekten. Sizin mimari olarak sevdiğiniz bir şehir var mı? İlk böyle şu şehirdir diyebileceğiniz Valla çok sayıda var. Biraz böyle şeye de bağlı hani ne aradığıma bağlı olarak bazen hakikaten çok özgün bir yapının, çok bozulmamış bir yapının içine herhangi bir şey katışmamış yani Dışarıda. yeni bir durum katışmamış bir yapının çok cazip olabileceği gibi bazen de tam tersine çok daha teknolojik bir durumun orta yerde hakim olduğu bir Hı. durumu beğeniyorum. Bir dönem galiba şeyi severdim yani işte bir bu tür yerleri hı hı. seviyorum gibi bir fikrim vardı. Ama şimdi o gözle bakamıyorum. Belki bir tür profesyonel sorun gibi olabilir. Yani her yerin kendisini anlamaya çalışarak ve neden öyle olduğunu, oranın neden öyle olduğunu kavramaya çalışarak dolaşıyorum hı hı. ilk defa gördüğüm şehirlerde. Çoğunlukla gitmeden eğer o coğrafyayla ilgili bilgilerim yetersizse çalışırım, hı hı. bakarım anlamaya çalışırım. Yani oradaki fiziksel dokunun arkasındaki her türlü sosyolojiyi, her türlü politikayı anlamaya çalışırım. Yani hepimizin bildiği pek çok şehri ben de çok seviyorum. Bütün defolarıyla, bütün sorunlarıyla evet. birlikte <laughs> Tiflis de onlardan bir tanesi doğrusu. Bugünlerde sık sık gidiyorum çünkü biz orada bir eğitim yapısı yapıyoruz şu anda. Gerçekten. Evet Tiflis'in kuzeyinde bir epey büyükçe bir İngiliz ve Gürcistan ortaklığıyla yaptığımız bir ...büyükçe sayılabilecek bir eğitim tesisi var. üniversite mi? Hayır, aslında orta öğretim ve Lise. liseden Hı. oluşan... ...hatta şeyden başlayarak yani anaokulundan Ana okuldan başlayarak... E, evet. ...ve hakikaten Tiflis benim de çok sevdiğim bir yer. Sizin söylediklerinize ek olarak bir de... ...endüstriyel tarihi mirasını çok iyi kullanan bir şehir. Onun estetiğini oluşturmuş, kendi özel estetiğini oluşturmuş ve o estetikten yeni bir gençlere de çok evet. yönelik olarak müthiş. yeni bir cazibe oluşturabilmiş stamp bir yer. Stampa'yı, St Stampa her gittiğimde orada kalıyorum. Ya, müthiş, müthiş ee, müthiş. Ve yani neticede hakikaten şeyi de çok önemli buluyorum. Yani oradaki bu underground müziği, evet. o gençlerin oradaki yaklaşımını bir tür dünyanın geri kalanıyla dalga geçen bir evet, tür kafayı. protest kafayı Kesinlikle. çok önemli buluyorum. Ama aynı zamanda bir tür diktatoryanın nasıl etkili olabildiğini ama buna rağmen vazgeçme to işleri. toplumun hiçbir şeyden vazgeçmeyişini bütün bunları çok öğretici de buluyorum. Evet. Kenti sadece fiziksel olarak evet, değil dediğim olarak. gibi e, sosyolojik olarak da böyle Hı. anlamlandırmak mümkün. Çok katılıyorum size. yani Zaten hani ben de doku ve mimari derken aslında hep ...konuştuğumuz Tabii, gibi bütünleşik bunlar. Bunlar birbirinden ayrı şeyler değil aslında. Değiller, evet. Şimdi mesela Barcelona'ya gitmek için en büyük nedenlerden birisi... ...bizler için her yıl binlerce turist çeken... ...Antoni Gaudi eserleri. Ben ben şunu da hayal ediyorum. İleride bir gün İstanbul'un da Emre Arulat eserlerini görmek için... ...turların yapılacağı bir yer olarak hayal ediyorum. Bunun için var mı böyle kafanızda daha eserler yapmalıyım, bırakmalıyım... ...ya da böyle aklınızdan bunlar geçer mi? İtiraf edeyim ki hiç düşünmedim böyle bir şeyi. Yani şu şu oluyor mesela sancaklar camisi için tur düzenleniyor biliyorum işte evet. Hollanda'dan Almanya'dan bir takım insanlar sadece bir takım seçili eserleri görmek üzere geliyorlar. Bunlar için de daha eski yapılar olduğu Hı -hı. gibi onların içinde bir şekilde sancaklar da girdi. Yani kahverengi tabelalı bir yer haline geldi. Bu enteresan oluyor. Bir de zaman zaman mimar turları oluyor. Onlar hakikaten birkaç yapıyı görmek için geliyorlar. Bunlar içinde son zamanlarda resim heykel müzesi de oluyor. Bizim işte Göktürk bölgesinde planladığımız bazı konut yapıları da oluyor ama hepsinde neredeyse mutlaka Sancaklar Camisi de oluyor. Ama söz ettiğiniz Gaudi etkisinin varlığı gibi bir durumun ...artık günümüzde pek de kolay gerçekleşmeyeceğini düşünenlerdenim. Yani dünya artık öyle bir kişinin yaptığı bir şeyi çok önemseyecek bir halden çıktı. Hatta önümüzdeki kuşakların Gaudi'yi bile başka türlü yorumlayacaklarını düşünüyorum. Yani ben hayatımda yeni kuşaklar kadar Gaudi mimarlığıyla dalga geçen bir kuşak. kuşak görmedim. Yani gerçekten dalga geçiyorlar evet. ve... Hani tiksindirici bulanlar olmaya başladı bu. Bu aslında hani dünyaya nasıl baktığınızda Kesinlikle. da ilintili bir durum. Dolayısıyla artık dünya daha farklı bir ne diyelim şeye, yorumlar ve yargılamalar evet. silsilesine sahip kuşaklarla doluyor. Bu iyidir kötüdür diye evet. söylemiyorum ama bu Budur. bir gerçeklik. Evet. Dolayısıyla öyle hani bir kişinin yaptıklarının çok önemseneceği bir Dünyanın bundan sonra kolay kolay gerçekleşemeyeceğini düşünenlerden. Ya o herhalde belki de çok iyi bir pazarlama yöntemiydi o e dönemde. Kendin için. kendisini evet, pazarlaması öyleydi. için tabii ki öyle. Evet. E ben Gaudin'in yani sağlığında böyle bir durumu e, bunun farkında olduğunu da düşünmüyorum tabii. açıkçası. Ama hani mesela ben Gaudi eserlerini görmeye gitmiyorum mesela Barcelona'ya. Evet bir kısmı çok etkileyici. Hı -hı. Ama bana bu Serta planının oluşturduğu kentin bütünlüğü mesela çok ilgi çekici ve çok cazip evet. geliyor. Bir de bir dönem Dünya Mimarlık Festivalleri Barcelona'da olurdu. O zaman koşa koşa giderdim. Evet. <laughs> Dünyada ve Türkiye'de hangi mimarları takip ediyorsunuz? Keşke beraber çalışsaydım dediğiniz bir mimar var mı? Ya mimarlık beraber çalışmak için çok zor bir meslektir. Hı. Şu anda ortak akıl Antakya ekibinde pek çok mimarla, pek çok meslektaşımla birlikte davranıyoruz, birlikte hareket ediyoruz. Ama neticede bizler kendi köşesinde kendi dünyasını oluşturmuş ve o dünya içinde var olan insanlarız. Dolayısıyla birlikte çalışsam ne iyi olurdu diyeceğim. Pek kimse yok itiraf edeyim hı hı. ki. Ama takip ettiğim, merak ettiğim, önem verdiğim mimarlar var Türkiye'de. Nevzat Sayın her zaman söylemişimdir. Benim önemsediğim birisidir. Zaman zaman yaptıklarını eleştiririm ama pek çok kere ondan çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Sağlığında Turgut Cansever, Sedat Hakkı Eldem, Cengiz Bektaş, hatta bazı yapılarıyla Behruz Çinici benim çok önemli bulduğum mimarlardı. Ama belki onlardan da fazla, bu saydığım isimlerden de fazla merak ettiğim Haluk Baysal'dı mesela. Haluk Baysal benim için çok değerli birisiydi. ...ortağı Melih Birsel'le olan ilişkilerine kadar çok önemli bulduğum birisiydi. Türkiye dışında da var tabii ki. Yani Türkiye'den adını unut yani adını söyleyemedi söylemediğim ama önemli bulduğum başka mimarlar Nerede da var. Vardır. Han Tümertekin mesela bence <laughs> önemli bir mimar. Tabanlıoğlu bürosunun bazı işlerini önemli bulurum. Yeni kuşaklardan var. Adlarını çok aklımda tutamadığım <laughs> ama mesela Geçen gün Beylikdüzü'nde bir cemevi projesi vardı. Çok çok özür dilerim. 9016 diye bir ofis. Fakat arkadaşlarımın adlarını bağışlasınlar. Beni unuttum. Bir grup olarak çalışıyorlar veya Tekirdağ'da bir devlet yapısı yapan bir grup var. Onların da yapıları çok etkileyici. Eğer biraz daha yaşlanmış diyelim ama gene de bize göre çok genç olan arkadaşların şeyine bakıldığında benim eski ortağım Kerem'in Kerem, Kerem Piker'in güzel işler yaptığını düşünüyorum. Ömer Selçuk'un pek çok yapısını önemli buluyorum ve adını unuttuğum diğer arkadaşlarım da var. Ama yurt dışına bakıldığında, Türkiye dışına bakıldığında, evet yani saymakla bitmez önemsediğim mimarlar. Bugün yaşayan işte Peter Zumthor mesela her yaptığıyla çok önemsediğim, zaman zaman yaptıklarının bazısını çok da benimsemediğim birisi. Hı hı. Ama tekil yapılara bakıldığında sayabileceğim onlarca isim var. Saymakla bitmez. Evet, yani evet. ama çok, çoktan çok işlerinden evet evet bakıyorsunuz diye. Evet mi? yani bir dönem dünyada ve Türkiye'de yapılan benim dışımda insanların yani Hı -hı. diğer mimarların yaptığı yapıları çok daha fazla takip ederdim. Dünyada neler oluyor, hakikaten nasıl işler yapılıyor. Ama son dönemde hakikaten biraz daha böyle Mesela Bangladeş ekolü, yeni mimarlık ekolü çok adı bilinmeyen mimarlardan oluşan ama kuşak olarak çok çok değerli bir kuşak yarattı. ve Mesela onları her yaptıklarını takip eder oldum ama işte mesela Anglo-Sakson dünyasına karşı olan merakım azaldı. Evet. Söz gelimi bundan 15 yıl önce Jean Nouvel bir şey yaptığında çok merak ederdim. Şimdi o kadar etmiyorum ee, ama mesela işte Marina Tabassum gibi bir Bangladeşli kadın mimarın ne yaptığını Zaten biraz da arkadaşım değilsiniz. olduğu için takip <laughs> ediyorum. Ee, biraz da bu Ahan e, mimarlık ödüllerinin yürütme kurulunda olmamdan dolayı da kolay ulaşabildiğim mecralar ama gerçekten çok düşündürücü de geliyor bana söz gelimi Bangladeş gibi aslında bir resilience, bir dayanım, dayanıklılık üzerine gelişen bir modern mimarlığın nasıl nitelikli hale getirilebildiği bir kuşağın, onlarca mimardan oluşan hatta yüzlerce demeyeceğim ama gerçekten 20-30 çok önemli mimarların oluşturduğu bir kuşağın varlığında bu kadar çok inşaat yapılan Türkiye'de niye böyle bir durum yok? Çıkmaması. Mi? Dünyada Türkiye çağdaş mimarlığı diye bir konunun merak edildiği bir durumu biz niye yaratamadık? Bunu konuşmak lazım. Peki. Şimdi bana göre sadece iyi bir mimar değil, iyi bir girişimcisiniz de. Dünyanın her yerinde yaptığınız işlerin sayısı ve büyüklüğü ve global bir marka olmanız işinizi ve markanızı da özenli ve iyi yönettiğinizi gösteriyor iş dünyası açısından da. Bu kadar büyük işleri aynı anda yönetmek için nasıl bir yöntem izliyorsunuz? Aynı anda dünyanın her yerinde projeler yönetiyorsunuz. Öne çıkan özellikleriniz ne yönetici olarak <laughs> bilmem ki <laughs> bunun okuluna gitmedim. Evet, bu dediğim gibi Cumhuriyet Türkiye'sinde çok da fazla bizim önümüzde böyle büyük yapı büyük mimarlık bürosu örnekleri de yoktu. Yani çok öğrenecek bir şey de yoktu önümüzde. Deneye yanıla tabii ki yapıyorsunuz, ister istemez böyle olunca. Biraz dünyada insanlar neler yapıyorlar bunu takip ediyorsunuz ki bu artık gittikçe kolaylaşan tabii. bir hal aldı. Benim kişisel özelliğimin valla ne olduğunu kendimin anlatmam biraz tuhaf olur ama kendimde bildiğim bir şey var. Ben iyi konsantre olabilen birisiyim. Yani eğer bir konuda gerçekten bir üretim veya bir e, kafa yorma, bir zihinsel ya da neyse fiziksel bir üretim söz konusuysa, her şeyi unutup o konuya konsantre olabilirim. Yani bu da hakikaten genç arkadaşlar hep tavsiye ettiğim bir şey çünkü bugün dünyada kafanızı dağıtacak o kadar çok şey var Doğru. ki cep telefonunuzu gerçekten cebinize koyup, önünüze değil cebinize <laughs> koyup, titremesini ve sesini kapattığınızda ancak konsantre olmanın birinci şartını yerine getirmişsiniz demektir. Bunu yapmıyorsanız telefonunuz sizin gördüğünüz bir yerde ve o mesajları gördüğünüz bir durumdaysa bilgisayarınızın ekranında yaptığınız işin yanında işte Teams'den WhatsApp'tan şuradan buradan mesajlar pıt pıt geliyorsa. pıt diye böyle mesajlar geliyorsa o işi iyi yapamazsınız Hı. iyi konsantre olamazsınız Hı. o işi iyi yapamazsınız yanlış bir laf Hı. oldu onu geri alıyorum ama iyi konsantre olamazsınız bu bu yani ben allameyim diyen bunu konsantre olup Delemez. yapamaz. Ben bunu çok önemli buluyorum çünkü ben çalışırken herhangi bir işi sonuna kadar ciddiye alan birisiyim. Yani en küçük bir işi bile dünyanın en önemli işi gibi alıyorum. E, eğlenirken de bunu yapıyorum. Yani evet. e, yani çalışırken aynı zamanda eğleneyim gibi bir e, şeyim yok çünkü zaten çalıştığım işten keyif alıyorum. E, yani o bir eğlence olmayabilir ama benim için bir zulüm değil mimarlık üzerine çalışıyor olmak. Mimarlık üzerine çalışıyor olmak bazen bir müşteriyle konuşmaktır. Bazen onu ikna etmeye çalışmaktır. Bazen oturup tek başınıza bir şey üretiyor olmaktır. Bazen bir şey okuyor olmaktır, araştırıyor olmaktır. Bazen de bir ekiple birlikte üretiyorsunuzdur. O ekibin konsantrasyonu da size bağlı olan bir şey. Dolayısıyla ekiplerin konsantrasyonunu da benimle birlikte aynı mekanda olduklarında sağlayabildiğimi, olabildiğince sağlayabildiğimi düşünüyorum. Evet. O yüzden açıkçası çok da değerli bir ekiple çalışıyorum. Benimle birlikte uzun süredir çalışan arkadaşlarım var. Onlar genellikle grup liderleri ya da proje yürütücüler, proje sorumluları oluyorlar. Sanıyorum onlarla olan ilişkim her şeyden daha kıymetli. Tam da bununla ilgili bir soru vardı. Mimarlıkta tahmin ediyorum usta çırak ilişkisi de çok önemli ve kritik. Sizin yetiştirdiğiniz ve sizin büyük mimar olacak genç mimarlar için bu süreçte siz neler yapıyorsunuz? Onları nasıl yetiştiriyorsunuz? Sorumluluk verme anlamında ya da projeyi yürütme anlamında? Hı hı. E, açıkçası sorumluluk veririm. Yani arkasından kontrol ederim ama e, yani bir anda yüzme bilmeyen birisini çok dalgalı bir denize attığım çok olmuştur. Yeter ki tam ya yüzmeyi öğrenir ya da işte boğulmaya yakınken onu çıkaracak enerjinizin ve zamanınızın olması lazım. Onu tekrardan yüreklendirecek zamanı yaratmanız lazım. Valla çok sevindiğim bir durum olarak bizim ofisten çıkıp kendi ofislerini kurup hatta katıldıkları yarışmalarda çok önemli dereceler alan birincilik ödülleri alan iş yapma şansı bulan epeyce sayıda arkadaşım var. Ee, bu benim için ha demek ki insanları pozitif yönde, olumlu yönde etkilemişim diye bir düşünceye beni e, götürüyor. Ha, bu önemli bir şey. Bunu hakikaten meslek içindeki eğitim adına kritik buluyorum. Çünkü bizler neticede yaptığımız işleri hiçbirimiz tek başımıza yapmıyoruz. Bu bir ekibin içinde olarak yapıyoruz. E o ekibin Kendine göre bazı noktalarda zaman zaman kimisi kendi hatalarını yapmak, kendi yoluna gitmek istiyor. Pişman olup geri dönenler oluyor. Alıyor musunuz geri? Çok nadir. <gülüyor> <gülüyor> Bunu söylemem lazım. Hı -hı. Nadir evet. Neden nadir? Yani artık bir kere o yola girdiyse evet. o yolu sürdürmesi gerekir. Benimle olan ilişkisi orada bitmiştir derim. Hı -hı. Ama şöyle ki yani işte çok yakın dostum hala çok sevdiğim ve görüştüm ve hatta zaman zaman işlerde de kendisinden bazen yardım istediğim bazen de bazı işleri ona devrettiğim eski ortağım Kerem Sözgelimi Kerem Piker bana bir gün geldi ve ben kendi hatalarımı yapmak istiyorum kendi kanatlarımla uçmak istiyorum dedi çok destekledim ama ondan sonra bir sene daha çalıştı benimle. Çünkü zor durumdaydık. Yani. <laughs> Bitirmemiz gereken işler vardı. Sonra da, Emre Bey ben gideyim mi artık dedi. Hadi yolun açık olsun dedik ama ilişkimiz o günden beri gayet güzel sürüyor. Evet. Onun dışında diğer başka arkadaşlarımız da var. Benzer şekilde ayrılmış olan. Onlarla da ilişkilerimiz iyi gidiyor. Bazı arkadaşlarımız da çok da böyle hani biraz içimi burkarak ayrılmış oldukları için onlarla daha az ilişki kuruyoruz. Evet. Bu da çok evet. doğal insani ki... bir durum. Aklınızda bir hayal proje, hayal iş var mı? Yani şunu yaptığımda işte Emre buydu diyebileceğiniz bir hayal var mı? Hayır yani şöyle mesela şu anda üzerinde çalışmış olduğumuz... ...belirli bir noktaya getirdiğimiz bir proje var. Bunu söylememde sanki bir sakınca yok. Bir cemevi projesi hı hı. İstanbul'da yapılacak hı hı. olan. Mesela o projenin yapılmasını istiyorum. Evet. İnşa edildiğinde önemli bir durum oluşturabileceğini düşünüyorum. Bu sadece mimari açıdan yani fiziksel mimari Hı -hı. açıdan değil aynı zamanda hem politik açıdan Hı -hı. hem sosyolojik açıdan bana çok önemli geliyor. Hı -hı. Bu tür projeleri önemsiyorum. Yani e, top, daha işte toplumsal tarafları e, güçlü olan projeleri önemsiyorum. Yani Dünyanın en büyük otelini, dünyanın en büyük villasını falan yapmak gidip gibi hedeflerim yok. Öyle o türden bir şeye, bir ideale bakmıyorum hı hı. ama yani daha çok insanın kullanabileceği, daha işte toplumsal karakteri daha ortada olan işlerin benim için daha cazip olduğunu söyleyebilirim. Son olarak da gelecekle ilgili planlarınızı sormak istiyorum ama mimarlık dışında Mimarlık dışında yapmayı düşündüğünüz, planladığınız ya da hayata geçirmek istediğiniz bir iş ya da proje var mı? Başka iş yok. Yani sanıyorum böyle bir son dönemde mimarların şeyi oldu. <laughs> bir tür alışkanlığı oldu. Mimarlığı bırakıp şarapçılık yapıyorlar. Herkes <laughs> herkesin bana. hayali o. Evet, yani çok birbirine benzer olduğunda söyleyen arkadaşlarım var. Yani benzer yönelimlerinin olduğunu. Benim öyle bir duygum yok açıkçası. Başka bir iş yapmak gibi bir duygum yok ama mimarlık illaki şu anda benim yapıyor olduğum gibi büyük sorumlulukları, büyük ekipleri biraz da sırtınızda taşıma e, meselesini hı hı. sürdürmek zorunda olmayabilir. Hı hı. Mimarlık alanının başka verileri de var ve belki de zamanla onları kullanmayı, onları daha fazla kullanmayı isteyebilirim. Çok yıllar evvel gene bugün nedense üç kere adını almış olacağım Ortay ile bir konuşmamda ben ofisi biraz küçültmek istediğimden söz etmiştim. O dönemde 100 kişi civarındaydı ofis. şimdi neredeyse yarı yarıya küçülmüş durumda. Ama o bana şey demişti. Hayır kuzum imkansız küçültemezsin sen demişti. Hala yeteri kadar küçülmüş değiliz. Hatta tam tersine şu anda da arayış içindeyiz. Bir <laughs> miktar <laughs> daha büyütmemiz lazım. Ama evet hayalimde şey var. Sanki böyle daha sakin. Ne diyelim her sabah kalktığınızda kafanızda hangi işlerine, zamanı bitecek gibi bir e, sorumluluk alanını biraz hafifleteceğiniz bir şey olabilir. Ama ben şuna inanıyorum insan hep olmayanı istiyor. Acaba öyle bir şey yaptığımda, yani öyle bir şey yapmaya kalktığımda ne kadar bu beni e, keser diyelim? Ondan da çok yemin değilim bu konuda sizden bazı görüşler alabilirim. Ben <laughs> ben şöyle düşünüyorum yani bazı büyük isimlerin tarzları olduğunu ve o tarzların kaybolmaması gerektiğini düşünüyorum. Ve o markalar bu yarattığı sorumluluk alanlarıyla ya da yaptığı işlerle belki mimari olarak bir tarz değil ama topluma bıraktıkları bir mesaj olarak devam etmeli. Büyüklükten kastım değil ama işte insanların deminki okuduğum yorumda yaptığı gibi zor işleri ya da topluma zarar verecek işleri sizin adınızda başkalarının da sizden yetişen arkadaşların da devam ettirmesini Önemli buluyorum yani Hı -hı. küçülmek topluma yarar, topluma yarar yani, gösterecek evet. şekilde yani siz belki mimarlıktan işinizi azaltsanız da Emre Arolat tarzında ya da o stili sürdüren insanların çoğalmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Ki biz de şunu diyebilelim Aa, Emre Arolat ofisten çıktığı için güvenmek ya da saygı duymak önemli diye düşünüyorum yani o yüzden de devam etmenizi ve küçütmeden devam etmenizi diliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum Emre Bey e rica ederim, geldiğiniz için. Rica ederim, ben Sadece teşekkür ederim. Sadece size değil tüm ekibinize de dünyaya kattıklarınız ve ülkemize kattıklarınız için de ve eserler için de çok teşekkür ediyorum. Onlar adına da ben size çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Evet. Yeni konuklarla rahat battı sohbetlerimizi dinlemek için serimizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.